Mutfağımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere susam nasıl kavrulur ve kavurduktan sonra nasıl muhafaza edilir bunu anlatmak istiyorum. Daha önceki videolarımda çok fazla soran olmuştu susamı nasıl kavuruyorsunuz diye. Bunun için sizlere kısa bir video hazırladım. Yanmaz yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alın ve üzerine 1,5-2 su bardağı kadar kavrulmuş susamı ekleyin. Çok fazla da koymayın. Bu sefer her yeri eşit bir şekilde kavrulmaz. Susamı kavurmanın en önemli püf noktası tava tamamen ısındıktan sonra ocağın altını mutlaka kısık ayara getirmek ve sürekli karıştırmak. Eğer bu püf noktalarına uymazsanız susamın her yeri eşit bir şekilde kavrulmaz. Hatta yanabilir arkadaşlar. Evet bu şekilde sürekli karıştırarak yavaş yavaş renginin dönmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi hafif hafif sararmaya başladı. Açık kahverengiye dönene kadar bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Bu şekilde kavurup kavanozlarda muhafaza edebilirsiniz. Kandil simitlerinde kurabiye tariflerinde veya sokak simidi yaptığınız zaman yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben hazır kavrulmuş susam kesinlikle almıyorum arkadaşlar. İçinden çok farklı şeyler çıkıyor çünkü. Sizlere de kesinlikle almamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde kendine susamınızı kavurun ve gönül rahatlığı ile e, buzdolabında veya serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi susam istediğim renge geldi. Açık kahverengiye yakın. Artık ocaktan alıyorum. Ve kavurmuş olduğumuz tavada kesinlikle bırakmıyoruz. Mutlaka soğuması için ayrı bir kaba boşaltmamız gerekiyor. Bu da ayrı bir püf noktası arkadaşlar. Eğer kavurduğunuz tavada bırakırsanız susam kavrulmaya devam edecek. Hatta yanacaktır. Bu şekilde bir borcama aldım ve şöyle hafif hafif karıştırıyorum ve tamamen soğumasını sağlıyorum. Artık soğuduktan sonra kavanozlara koyup kapağını kapatıp e, serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu daha önce kavurmuş olduğum susam. E, onu birazcık daha açık renkte kavurmuşum. Onu bir süre daha kavuracağım ve bununla aynı renge gelmesini sağlayacağım. E, ve soğuduktan sonra hepsini kavanozlayıp e, muhafaza edeceğim. Dediğim gibi e, bu susamı kandil simitlerinde, kurabiye tariflerinde veya e, sokak simidi yaparsanız onu da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Kavrulmuş hazır susam kesinlikle almayın arkadaşlar. Gerçekten ben bir sefer aldım ve pişman oldum. Şu an söylemek istemiyorum ama gerçekten içinde çok farklı şeyler çıkıyor. O yüzden mutlaka bu şekilde kavrulmamız susamı alıp kendiniz kavurun ve gönül rahatlığı ile kullanın arkadaşlar. Evet tamamen soğudu. Hemen kavanozlara doldurdum. Kalanı bir tarifimde kullanacağım o yüzden onu kavanozlamadım. E bunu kaldıracağım ve tariflerimde yine gönül rahatlığıyla kullanacağım. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer yapmamı istediğiniz veya farklı öneriler, tarifler olursa lütfen onları bana yorumlar kısmından yazın. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda videolar çekmeye çalışırım. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirimlerin size gelmesi için yanındaki zil işaretini açarsanız anında size bildirim gelecektir. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun, hoşçakalın.